artırabiliriz. Ben burada bir iş adamı arkadaşım. İşte geldiğimden beri ya işte ihracat yap, ihracat yap, ihracat yap diyorum. Bana hep şunu söylüyordu. Ya Sayın Valim biz zaten üretiyoruz, zaten Türkiye'de de satıyoruz yani falan hani niye? Yok illa neyse ihracata başladı bu arkadaş şimdi. İnanın şu anda ihraç etmeye mal yetiştiremiyor bu arkadaş. Balıkesir'den bir arkadaş. Anlatabiliyor muyum? Ve şimdi de keşke. Şimdi bizim insanımız da açıldıkça dünyaya bunun tadını da alıyor, karını da görüyor. Anlatabiliyor muyum? Doğru. Artık biraz olaylara biz böyle bakmak zorundayız. Bakın Bursa İnegöl ilçesi işte bizim Bandırma kadar bir ilçedir. Evet. Tamam mı? İnegöl. Mobilyacılık alanı. Sadece mobilya ihracatı bu ilçenin 800 milyon dolar. Evet, neredeyse 1 milyar dolar. Bakın evet. Bizim bütün Balıkesir'in ihracatı işte 360-370 milyon dolar civarında. Evet. Şimdi biz bu konuda gerideyiz. İhracat konusunda. Gerçekten gerideyiz. Ha, bunu artırmamız lazım. Bunda hiç itiraz yok. Sayın Bakan'ın dediği gibi en kısa sürede bunu 1 milyar dolara bizim 2023 vizyonunda da biz bunu 5 milyar dolara çıkartmamız gerektiğini ve çıkartabileceğimizi savunuyoruz. Şimdi mesela mermer. Şimdi Balıkesir'in önemli maddelerinden bir tanesi. Yani madenlerinden bir tanesi. Bakın biz sürekli işte Balıkesir'den blok mermer ihraç ediyoruz. Tabii ucuz oluyor. Sonuçta İşlenmemiş. Birileri bizden alıyor bunu. Evet. İşliyor. Evet. İşte birkaç misli katma değerle bize de satıyor. Başkalarına da satıyor. Demek ki bizim burada katma değeri ilimizde bırakacak, ülkemizde bırakacak alanlara yönelmemiz gerekiyor. Bu tabii bunu valinin söylemesiyle olacak bir şey değil. Mermercilik konusunda belki de geriye gittik. Eskiden, evet. Yıllar önce belki daha fazla. Dolayısıyla evet. Bugün nedir sorun mesela? İşte ben Marmara ilçesi Saraylar Beldesi'ne gittiğimde mesela mermercilerde şunu gördüm. Büyük bir yatırım arzusu var hakikaten. Ciddi bir kapasite var. Hepsinin uluslararası pazarlarda bağlantıları var. Fakat biz adaya elektrik, yeterli elektriği veremiyoruz. Yani işte oraya deniz altından kabloyla giden hat belli bir miktara kadar verilmiş zamanında. Şimdi bunun artırılması lazım. Yeni hat döşenmesi lazım belki. Mesela ben uğraştığım ciddi işlerden birisidir bu. Son 3-5 aydır. Yapmamız lazım bunu. Diyorlar ki efendim 20 milyon lira yatırım gerekir. Neyse. Kaç lira gerekirse. Ben anlamam. O yatırımı yapacaksın ki orada 50'ye yakın mermer ocağı ve fabrikası var. Bunlar elektrikle çalışıyor. Bu adamların bu sorunu çözersek o 50-100 olacak. Gelişme böyle olacak. Ve Balıkesir'den belki oraya çalışacak insanlar gidecek. İşte istihdam. Yani şimdi Sayın Valim bizi burada belki dinleyenler bu anlattıklarınızın vatandaş bazında ne etkisi olabilir diye şöyle bir küçük bir soru işareti gelirse işte bütün bunlar işsizlerimize iş anlamında artı katma değer katacak. İştir, budur. Evet. Nüfustur. Bakın, nüfustur tabii ki. Bizim il nüfusumuz bak 1 milyon 152 bin nüfusumuz var. Bizim il nüfusumuz her yıl 10 bin bile artmıyor. Tamam mı? Bu iyi bir gidişat değil. %1 bile artmıyor bizim nüfusumuz. Şimdi nüfus önemli bir göstergedir. Ve işin diğer bir tarafını söylüyorum. Bizim Balıkesir olarak nüfus yaş piramidine baktığımızda Türkiye ortalamasının çok üzerinde bizde yaşlı nüfus çoğunlukta gözüküyor. Anlatabiliyor muyum? Niye? İşte demin de konuştuk. Daha çok emekli olan insanların tercih etmesinden. Ama yarın sanayi kuruluşları, madenler, daha genç insanların çalışacağı alanlar oluştuğunda genç nüfus da olacak. Biz hep savunduk. Biz böyle ölçüsüz, hesapsız, kitapsız göç istemiyoruz Balıkesir'de. Ama sanayi tesisi açılsın. Buraya mühendisler gelsin, teknisyenler gelsin, işçiler gelsin. Bunu istiyoruz. Evet. Ve bu halka yansıması böyle olacak. Bugün işte süt üretiyorsunuz. Bu sütünüzü işleyemediğiniz ve satamadığınız takdirde ne oluyor? Süte olan talep azalınca süt fiyatı düşüyor. Zeytinyağına olan talep azaldığında zeytinyağının fiyatı düşüyor.
Bu işler de biraz nüfusla oluyor. Peki yani. Bütün bunları tetikleyecek Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın destekleri var. Bütün bunlara katkı sağlayacak. Biz Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nı Balıkesirliler olarak Çanakkale ile birlikte aslında ama tabii ki pek fazla farkında değil miyiz yapılanların? Yoksa yeterli derecede hakikaten o verilebilecek ölçekteki o teşviklere, kredilere karşılayacak müracaatlar oluyor mu? Orada neredeyiz Sayın Ali? Şöyle düşünüyorum ben. Bu kalkınma ajansı konusunun tam anlaşılamadığını düşünüyorum. Demek ki biz anlatamadık yani yeterince. Yani sizde de öyle bir izlenim var şöyle mı? Şöyle bir algı var. Yanlış olan bir algı var. Evet. Bu kalkınma ajansı öyle bir mekanizma, öyle bir ilaç ki işte değdiği yeri iyileştirecek. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Şimdi kalkınma ajansı bütün bu konuştuğumuz süreçlere katkı sağlayan mekanizmalardan bir tanesi. Evet. Nasıl ki Tarım ve Hayvancılık'ta Tarım Bakanlığı'nın destekleri var. Bu da bir mekanizmadır. Nasıl ki işte KOSGEB'in destekleri var. Nasıl ki Tarımda Kırsal Kalkınma Biriminin destekleri var. Nasıl ki Ziraat Bankası'nın işte faizsiz belli alanlarda veya düşük faizde kullandırdığı kredi desteği var. Kalkınma Ajansı'nınki de bunlardan bir tanesi. Evet. Bir kere böyle bakacağız. Çünkü kullandığı kaynak belli. Ama Kalkınma Ajansı'nın bir misyonu var burada. Parasal olmayan bir misyonu var. Kalkınma Ajansı'nda iyi yetişmiş, 2-3 tane dil bilen, 30'un üzerinde uzmanımız var bizim. Evet. Anlatabiliyor muyum? Bizim için önemli olan bizim ne olduğumuzu, ne yapmamız gerektiğini, kıyaslamaları ortaya çıkaracak, raporlayacak, ilgili kurumları bilgilendirecek, brife edecek yönü bizim için daha önemli. Yoksa verdiği, dağıttığı paralar değil. Bunlar çok bir şey değil zaten. Onu da yapıyorlar ama değil o mi? O da yapılıyor. İlçelere tabii. Falan gidip... Bakın mesela önemli. Ben evet. Geçen dedim ki Kalkınma Ajansı'na, bana Balıkesir'i emsali illerle kıyaslayan bir çalışma yapın kardeşim. Bütün illerle. Pardon, emsali illerle. Yani neyiz biz? Neredeyiz? Neredeyiz? Dün getirdiler. Nedir Sayın Malum o? Rekabet, tamam. Edebilirlik. Neyiz biz? Neredeyiz? Mesela bunlar yapılan bunları bu çocuklar değerliyorlar, buluyorlar, ediyorlar, kıyaslıyorlar, grafik haline getiriyorlar, size bir şey sunuyorlar. Nerede olduğunuzu anlatıyorlar. Örneğin yani Allah Allah. İşte iller arası genel rekabet edebilirlik endeksi var. Böyle bir endeks var. Neredeymişiz? Balıkesir. Şimdi işte 2007-2008'de 25. sıradaymışız 81 il içinde. Şu anda 23. sıradayız. 2 puan düzelme. Evet. Yeterli mi mesela? Bunlar diğer illere bakacağız. İşte Denizli 2007-2008'de 19. sıradaymış. 21'e düşmüş. Mesela bu anlamda gerilemiş yani. Biz evet. İşte 2 puan düzelmişiz. Bunlar 2 puan gerilemiş. Gerilemiş. Mesela daha iyi olanlar var. Erzurum işte 28. sıradaymış 2007-2008'de. 2009-2010'da 25'e düşmüş. 3 puan mesela bir düzelme olmuş. Gibi. İşte burada Manisa ile kıyaslamış mı bizi mesela? Ben şöyle söyledim. Bize en yakın 5 ili evet. Bir en iyi 3 il, en kötü 3 il, bir de bizim içinde olduğumuz bize en yakın 5 il. 5 il. Bütün 81 ile çıkarırız da. Anladım. Gerek yok. Anladım. Yani biz kendimize mesela Denizli'yi dediniz, Erzurum'u tabii. Dediniz. Yani evet. Şimdi mesela iller arası beşeri sermaye ve yaşam kalitesine göre bakıldığında mesela biz kötüye gitmişiz buradaki veriye göre. Yani 28. sıradan 2 yılda 30'a gerilemişiz. Bunu irdeleyeceğiz. Niye? İşte bunlar onun için lazım. Yani ezbere konuşmamak lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela markalaşma becerisi iller arası. 19. yani bir aynı yerdeyiz. Çok bir mesela gelişme kaydedememişiz. Önümüzdeki yıl bu değişebilir ama. Yani markalaşmada kaydedememişiz evet. Mesela. Efendime söyleyeyim. Ticaret becerisi. Mesela en çok gelişme sağladığımız konu. İller arası ticaret becerisi ve üretim potansiyelinde. 41. sıradaymışız 2007-2008'de. 27'ye gelmişiz. Allah Allah. 2009-2010'da. Bunlar somut veriler.
Anlatabiliyor muyum? Yani iyisi iyiye iyi, kötüye kötü. İşte erişilebilirlik. İşte iller arası erişilebilirlik. İşte 19.'muşuz, 18. olmuşuz. Mesela niye bu etkileniyor? İşte uçak seferlerinin başlaması yükseltmiş bizi. Sizin erişilebilirliğinizi artırıyor. Artırıyor. Bu kadar basit. Körfez havaalanının uzaması. Yarın bir gün bu yollarımız vesaire bittiğinde bizim bu erişilebilirliğimiz 15'e düşecek. 15'e 14'e düşecek. Evet. Anladım. Bunlar bilimsel şeyler öyle. Evet. Hani afaki. Yani demek istediğim şu. Çarpıcı verebileceğiniz başka örnek var mı Sayın Valim oradan? Bunlar mesela çok güzeldi. Yani mesela illere göre girişim sayıları söyleyeyim ben size. Mesela birinci İstanbul, biz 13.'yüz mesela. Girişimcilikte. Girişimcilikte. Anlatabiliyor muyum? Yani bize yakın kim var? Muğla 12. Denizli geride mi? Manisa 11. Aydın bizden bir sonra. Hatay 15. Denizli 16. 16. Evet. Tabii bunlar eskiden biraz daha mesafe aldığı için biz son dönemde atak yapmış.